Merhabalar, ben Küfti Strate ve Kasayasu'nun 17. bölümüne hoş geldiniz. Şuradan XP'leri alayım. Üçüncüsünü de arkaya yerleştirdim ve bunun neden çalışmadığını öğrendim. Bunun için bize biraz Essential Tüp lazım. Ve şunlardan da yavaş yavaş kurtulabiliriz çünkü çok daha ilginç bir yöntem kullanmaya başlayacağız bunlar için. Hatta üstteki yeri kaldırabilirim. Onları da başka bir Arcane Furnace'da kullanırım. Birden fazla kullanacağım. Evet. Yapmamız gereken şey basitçe hayır, pickaxe'im kırıldı. Evet. Yapmamız gereken şey basitçe yeni bir pickaxe yapmak. Drill'e geçmek istiyorum bir ara. Ama elektrik çağına daha gelmedim. Sen vanilla diamond pickaxe yapmaya kalkışsam ne patlar? Oha. Yapabiliyorum. Tamam, bakalım. Bu nasıl olacak? Bu nasıl çalışacak bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir delik daha var. Bu delik sadece Essential'a koymak için. Evet, şimdi Ignis neredesin? Burada. Evet, gördüğünüz gibi Ignis bunun içine gidiyor. Peki, şimdi içine yakacak bir şeyler atarsak ne olur? Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı. Bunu daha da hızlandırmanın bir yolu var, aynı zamanda Ignis'ten de Ignis sorunumuz da biraz art anladınız siz onu. Neyse. Ben burada biraz şart pişirdim. Sebebine gelecek olursak ilginç bir şey yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Air hariç tüm şartların Essential'ları var. 5 Essential. Air şartları attığımda bana bunları veriyor. Balans şart. Peki. Bunlardan bir tanesini kullanacağım. Sadece onu da Silverwood Wand. Senin için kullanacağım. Evet. Tüm 6 şarttan de bunu nasıl simetrik yerleştireceğiz? Güzel soru. Neyse. Ben gene de alayım şartların hepsini. Ardından Air, Fire, Water, Earth, Order, Chaos. Tamam. Air. Chaos. Order. Earth. Pardon. Evet. Tamam. Şuraya da bunu. Tamam, bu yeterince kitaba göre simetrik olur diye düşünüyorum. Ortaya da bir adet Silverwood block. Ve bakalım bizim hangi aspektlere ihtiyacımız var? 9 Magic, 9 Aqua, 9 Ignis Ordu. Bakalım. Terra var, bu var, bu var, Magic var.
Geri kalanları Ordo lazım, Ignis lazım, Air lazım. Ordo, Ignis ve Air bulmamız lazım. Ignis için ben kaç Ignis lazım sana? 9. Tamam. Ignis tamam. Air için ne kullanabiliriz? Bakalım Air için güzel kaynağımız neler var? Yoksa direkt Air Shard'a atacağım. Bayağı bir şey var. Ama sanırım en iyisi Air Shard. Evet. Ordo için güzel kaynaklara bakalım. Ordo Shard'ımız az, o yüzden Ordo Shard kullanmak istemiyorum. Silverwood Dog var. Pipe'lar var. Kürek var. Demir kürek olabilir. Biraz o çelik kürek. Ya da... Şimdi... File. Tamamdır. Bundan 9 tane atacağız. Air içinde Air Shard. Hadi bakalım. İlk olarak ordular gelsin. Tamamdır. Bunlar aktarılsın şuraya. Öyle öyle alacağım onları. Seni direkt sileceğim. Çünkü fazlasıyla var elimde. Ama orada yok. Ardından Ignis tabi kendisini yakıt slotuna atmaya kalkıştı. En sonunda Air. Oradan potansiyelimiz vardı burada bir yerde. Kullanmadık. Evet. Tamam. Sen gel şöyle. Ardından sen de gel şöyle. Ignis gel. Son olarak da Air Shard'lar. Tamam, bunlar da hazır ola dursun. Unutmadan Magic geldi. Ardından da kristal vardı. Kristal sende gel. Magic gel. Kristal gel. Air. Tamamdır. Her şey tamam. O zaman şimdi yanlış kitaptayız. Evet. Tamamdır. Her şey tamam olduğuna göre son hava, ateş, su, toprak, kaos, düzen nerede? Ordu'yu ben... Ordu. Büyü. Bakalım ihtiyaç duyduğu başka bir şey var mı? Evet, orada. Tamamdır.
O zaman Abra evet, önce havayı alıyor tabii ki de. Her şey havadır. Son hava bükücü. Son ütücü. Evet. O olurken ben ya şu partikül efektleri izlemekten hiç sıkılmıyorum. Evet, Magic'i de aldı. Tamam. Öncelikle seni aldı. En pahalı parçamız. Geri kalanları kolay. Ateş. Toprak. Düzen. Chaos. Zahir olacak bunun adı artık. Evet. Ardından da Tommy Wildcap. Senin bu halini yapmak istiyorum. Yapsam mı? Bir şey merak ediyorum. Bir artısı var mı? Yüzü. Evet, zaten yapmak gerekiyormuş. Öncelikle benim burada bir fırına ihtiyacım var. Ama fırın. Kenarda dursun. Sonra benim biraz daha Seedless Mundus yapmam lazım. Şimdi önce bir de seni atalım şuraya. Seni de, seni de, seni de, seni de, seni de. Sonra toparlarım. Şimdi öncelikle havamız var. Ateşimiz yok. Asıl dur, ateşimiz var, buradan alabilirim. Toprağımız var. Kaosumuz var. Order ve Air. Order ve Air lazım bana. En son oradan Air Shard parçalamıştık. Tamamdır. Ardından başka 4 tane de normal order shard lazım. Tamamdır. Güzel. Air. Gel. Kristal. Büyü. Sonrasında da file'lardan bir yere tekrar yapmak lazım bolca. Evet. Ve şimdi 6 tane Seedless Mundus. Gelin bakalım. Oysa da ben şu Tommy Wildcap'leri kepleri ve başka neye ihtiyaç var? Potansiyel ve aura. 30 ne kadar gerekiyor? Yaşar. 12 tam. Geçiyor çok rahat. Auramı nasıl elde edeceğim? Auram neyde var bilmiyorum. Warp'a geldik. Pardon. Auram. Şu notları kırınca çıkan şeyden geliyor. Ben neden yukarı çıkıyorum? Onlar aşağıda.
Tamamdır. Kaç tane lazım ondan? 6 tane lazım. Yani toplam 12. Hangisini kullansam? Bunu kullanacağım. Üç tanesini ben burada istiyorum. Dursun onlar. Akon, tamam. Arkamda bir şey varmış. Ama gitmiş. Sağ olsun. Tamamdır. O zaman bunlar da olduğuna göre sen. Tamamdır. Tabii daha asa olmamış asayı kullanmak olmuyor. Ne eksik? Evet, Sailis Mundus. Sailis Mundus. Ne eksik sende? Inertonium ki. Abi sen charged zaten. Ha dur, geri alırken ben charged olarak geri almışım. Kazara. Neticede cheat moddan geri almıştık ya her şey silinince. Tamamdır. Inertlerini geri alalım. Her şeyi legit yoldan yapmak istiyoruz neticede. Moderate. Tamamdır. Evet. Evet. Aquam da geliyor buradan. Aura. Tamam. Birincisi tamam. Sıra ikincisinde Sailus Mundus'lar. Evet. Ortasında ilginç bir ışık efekti varmış. Ha, stabilitesini bayağı güzel ayarlamışız aslında. Hiç problem olmadı şu ana kadar. Sendir. O zaman siz ikiniz tamam olduğunuza göre sen de gel. Ordo ve Air doldurmam lazım. Ordo, Air ve Ignis doldurmam lazım buna. Hadi bakalım. Sonrasında da bu bomboş bir asa olacak. Kapıya buna dokunmayalım. Sıkıntı çıkar. Gel. Ardından şey. Ağaç tarlamızı yaptım. Onu size göstereceğim. Onu göstermeyi unuttum. Aşağıya yeni asamız için dalmışken. Ve beraberinde bir de normal tarla yapacağım. Hızlıca. Neticede havuçların bir yere yetişmesi lazım. Bakalım kaç? 49.97. Ordo lazım şimdi de. Bunda pek ordu olduğunu zannetmiyorum ama. Yani demiştim.
Bunda da yok ama alabileceğim işler var mı? Yok. Bunda sadece su var. Suyum var. Evet. Sana bakalım. Biraz da. Ama yapı taşlarında ordu var. O mod zaten ilgimi çekiyor. Onu ilginç bir iş için kullanacağım. O ilginç işi bir ara size göstereceğim. Yay, arkadan vurulmaya çalışıyor diyorum. Okçular, okçular. Evet. Tam gaz ilerleyelim. Tam gaz dedim. Ve bu çıkmış, büyümüş nihayet. Bakalım. Mod yok gene içinde. İçinde bu arada şurayı da temizliyorum. Onunla ilgili bir şey göstereceğim size. Evet. Şimdi gel. Ordu. Tamamdır, süper. Her şeyim tamam. Ve artık çok daha büyük bir asam olacak. Kapasitesi daha fazla. Evet. Ve kapasitesi 100 gördüğünüz gibi. Ama henüz içinde hiçbir şey yok. Bunu gidip tekrar şarj etmemiz lazım. Onu bölüm arası yapacağım. Ve esasında yapmam gereken başka bir şey daha var. Önce uyumak. Sonrasında da size ağaç tarlamızı göstermek. Hadi bakalım. Evet. Sen dışarı nasıl çıktın? Senin dışarı çıkman imkansız. Tamam, bu fazla ilginçti. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel çalışan bir ağaç tarlamız var. Biraz da ben yardımcı olayım şu toplayan arkadaşımıza. Evet, konsepti özetlemek gerekirse ben yanlış golemi kullanıyormuş. Daha yanlış koru kullanıyormuşum. Use. Şunun golemi. Şuna taktım. Golemlere girelim. Şu. Bu şekilde yapılıyor. Empty de bu şekilde yapılıyor. Use ile şunları tıklıyorum ve bunun ayarlarına bakarsak Birch Sapling. Şuradan alıyor Birch Sapling'i ve şunlara ekiyor. Bunun yanı sıra Gather Core çevredeki eşyaları topluyor. Şu arkadaş ise gidip bir şeyleri kırıyor. Ağaçları kırıyor. Çevredeki Warded Stone'lar ise geçmelerini engellemek için. Dışarı çıkmalarını engellemek için ya da yaratıkların gelip bunlara zarar vermelerini engellemek için. Evet. Basitçe bu arkadaş bu. Ayrıca kendisi baltanın özelliğine sahip. Bu sayede hem böyle uzaktan kırabiliyor hem de Axe of the Stream'le kırılan ağacın yaprakları çok daha hızlı düşer. O özelliğe bu da sahip. Evet, ağaçlarımız bu şekilde çalışıyor. Ve ben şuradaki wood'ları biraz temizleyeyim. Oraya yakında bir sword koyacağım. İkinci bir chest daha koyacağım sadece sapliklerin bulunduğu. Golemimiz ondan alsın diye. Ve dur. Furnace gel. Output. Interface. Tamamdır.
Evet, çarkol üretiminiz tekrar devrede. Yaşasın. O zaman eksik olan şu an neyimiz var? Yapmam gereken bir şey daha vardı benim. Öncesinde bir şeye bakacağım. Evet, bir adet daha goleme ihtiyacım var. Wood Golem sanki... Evet, Wood Golem işimi görür şimdilik. Bir tane de Stone Golem. Spiritus, Motus, Humanus. Aynı. Humanusları diğerinden el... Şey... Zombi etinden elde ediyorduk. Spiritüsleri ise Soul Sand'den. 8. Motus için kullandığım şeyi de buraya atmıştım sanki. Evet. 8. De Motus zaten varmış burada. Bunun yanı sıra Humanus yok. Humanus ve Spiritus lazım. Tamamdır. Sizler gelin. Korpusu alalım şöyle kenara. Şu da gelsin şöyle. Korpus şuradan dolsun. Zaten üstte o. Humanus. Bir fazla koymuşum ama olsun. Golem için Greatwood Log. Motus, evet, kapıya bakmam gerekti. Şimdi Spiritus lazım bize. Spiritusler gelin. Spiritus en üstte gelecek. Şu Humanus'u boşaltayım. Bu carları da otomatiğe alacağız, merak etmeyin. Bunları da boşaltırım. Aslında şöyle bir şey yapacağım. Tamamdır. Sonra gelin siz. Evet. Sen ve sen. Tamamdır. İki adet golemimiz hazır. Bir tanesine Harvest Core zaten önceden yapmıştık. Bir de Gather Core yapmamız lazım. Gather Core'un yapımı Tera ve Lucrum. Sen gel. Tera gel. Bu arada Tera demişken şu Tera da şöyle gelsin. Ve bizim Gold'a ihtiyacımız olacak. Daha fazla Gold'a. Burada iki tane var. Bize 8 tane lazım. Tera gel.
Tamamdır. Sen buraya geliyorsun, metal de buraya geliyor. Metalum, gel. Metalum şu yukarıda dursun. Ve bu da buraya geliyor. Evet, şimdisinde de seni de alıp ardından da şuradan boş animation korumuzu. Tamamdır. Ardından da bu wand'ın ilk kullanıldığı alan bu oldu. Evet, şimdi tarlamızı aşağıya yapalım. Aşağıda olsun. Yani. Sonrasında da havuçlar. Havuçlar olduğuna kadar ben bir süre şuraya koyalım. Evet. Sizleri böyle koyalım. 5'e 5 bir alan. Güzel. Şimdi şunu koyacağım. Ardından bana bir adet chest lazım. Sonra seni kaldırıp toprak dizelim. Ve bir kova su. İle toprak. Order upgrade'im şuralarda bir yerde yer alacaktı. Hayır, kaybettim. Order upgrade'i. Golemlerden birine mi koymuştum ben onu? Yukarıdaki. Bir bakalım. Öyle yapmadım diye hatırlıyorum ama yapmışsam da mümkün. Bu gene nasıl çıkmayı başardı? Evet, o arkadaşla ufak bir problem var. En olmadı burayı genişleteceğim zaten. Sen de mi order... Dur. Sen de mi order upgrade var? Yok. Fazlasıyla ilginç. Şunları da şöyle atalım. Evet. Order upgrade'imiz kayıplara karıştı. Şuraya da bir bakalım. Burada da yok. Seni sıfırdan mı craft etmem gerekecek? Evet. O zaman asamızı şarj edip order için geri gidelim. Ve yolda iskelet tarafından vurulalım. Güzel. Omnomium.com gel. Order upgrade için. Tamamdır. Gold nugget'ım olacaktır buralarda bir yerde. Etimizi de alalım. Ve inelim. Şimdi buraya koymam gereken bazı şeyler var. Siz. Sen git. Tamam, bu idare eder. Order şart. Sen artık işe yaramazsın. Evet, order upgrade. Sonrasında da stone hall. İlk partiyi bizim ekmemiz lazım. Ama diğerlerine order upgrade ile kendisi ekecek golemimiz.
Evet. Şimdisinde de Wood Golem, Stone Golem. Stone Golem'e Gather Upgrade, Wood Golem'e sen. Senin filtren sadece havuç olacak. Yani sadece havuç topla. Tamamdır. Şimdi mesela şunu yaptığım takdirde ne olur acaba? Evet. Evet, senin bunu oraya koyman lazım. Evet, golemimizin kafası güzel. Neyse bir... Sen topla şunları bir. Ha, tamam, nihayet koyuyor. Güzel. O zaman bir de bomb yılla ufak testimizi yapıp bölümü bitirelim artık. Evet. Tabi ordu upgrade koymadık. Onu unutmuşum ben. Son bir kere daha büyütelim. Evet, gördüğünüz gibi artık ekiyor da kendisi. Süper. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler.